Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan olaylar ve açıklamalarla karşınızdayız. Türkiye bugün şehit acısını yaşadı. 10 Haziran'da Hakkari Yüksekova'da yaralanan sözleşmeli Fatih Ercan, tedavi gördüğü Gata'da şehit oldu. Şehit asker Elazığ'da toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Mehmetçik 10 Haziran'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında operasyona çıkmıştı. Operasyon sırasında teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu piyade sözleşmeli Fatih Ercan yaralanmış ve Ankara Gata'ya sevk edilmişti. 27 yaşındaki asker 13 günlük yaşam savaşını kaybetti ve şehit oldu. Şehit Ercan'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirildi. Cenaze töreni öğle vakti İzzetpaşa Camisi'nde düzenlendi. İl müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Naaş top aracına konularak askeri tören geçişi yapıldı. Törenin ardından şehit Fatih Ercan, merkeze bağlı Yeşiltepe köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Fatih Ercan'ı şehit düşüren teröristlerin yakalanması için Hakkari Yüksekova'da operasyonlar devam ediyor. Yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok noktada operasyonlar sürüyor. Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinin Fındık beldesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısında konuştu. Bedelli askerlik, terörle mücadele, ABD ile Münbiç mutabakatı ve İsrail'in Yahudi ulus devlet kararı Erdoğan'ın gündemindeki konulardı. Cumhurbaşkanımız grup genel kurul toplantımıza teşrif etmişlerdir. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasına bedelli askerlik düzenlemesiyle başladı. Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde biz yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu durum askerlik meselesini yeni ve daha köklü bir anlayışla ele almamız gerektiğini gösteriyor. Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız. 21 günlük zorunlu eğitimin düşmesi söz konusu değil diyen Erdoğan, terörle mücadele üzerine de önemli mesajlar verdi. Terörle mücadele kanununda yapacağımız değişikliklerde olağanüstü hal sonrasında güvenlik güçlerimize ve valilerimize ilave imkanlar sağlanıyor. Böylece terörle mücadelenin herhangi bir zafiyete uğramadan devam etmesini hedefliyoruz. Ayrıca ihtiyaç duyulan her zaman ülke genelinde veya belirli yerlerde olağanüstü hal ilan etme yetkimiz vardır. Erdoğan konuşmasında ABD ile varılan Membiç mutabakatını da anlattı. Amerika ile vardığımız mutabakat çerçevesinde Membiç'te yeni bir dönemi açıyoruz. Aynı şekilde diğer bölgeler içinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hudutlarımız dibinde tek bir terörist kalmayana, tüm Suriyeli kardeşlerimiz huzur içinde evlerine dönene kadar bu ülkedeki operasyonlarımız devam edecektir. İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devlet kararı da Erdoğan'ın gündemindeydi. İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi. İsrail'in bu düzenlemeden sonra Siyonizm, faşizm
ve ırkçılık ile bunların sonuçları konusunda söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştır. Hitler'in Ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 savaş uçaklarının teslimini bekliyor. Ancak ABD'nin bunu vermeye hiç de niyeti yok. Amerikan Kongresi'nin iki kanadı, Senato ve Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulmasını içeren düzenleme konusunda mutabakat sağladı. ABD'nin Türkiye'ye F-35 tehdidi sürüyor. ABD Kongresi'nin iki kanadı, Senato ve Temsilciler Meclisi, 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları yasa tasarısının nihai hali üzerinde anlaşma sağladı. Üzerinde uzlaşma sağlanan tasarıda, Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor. Varılan uzlaşma metnine göre tasarının yasalaşmasından 90 gün içerisinde ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu kongreye sunması gerekiyor. Bu konuda son karar Başkan Trump'ta. ABD'de yasalar Trump'ın imzalamasıyla birlikte yürürlüğe girmiş oluyor. Türkiye'ye yönelik 90 günlük takvim de bu onay sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak. Türkiye ilk F-35 uçağını Haziran ayında Teksas'ta düzenlenen törenle teslim aldı. Ancak uçaklar pilotlara eğitim verileceği gerekçesiyle 2020 yılına kadar ABD'de kalacak. Oysa aynı gerekçe İsrail'e sunulmamış, İsrail ABD'den aldığı F-35'leri hızlı bir şekilde kullanmaya başlamıştı. ABD ile yaşanan F-35 krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Şimdi bu konu biliyorsunuz tamamıyla Amerikan Başkanı'nın oradan geçtikten sonra tasarrufunda olan bir şeydir. Sayın Trump Brüksel'deki görüşmemizde bize yazılı olarak da yaptığı açıklamasını da bize gösterdi. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Ve biz şu ana kadar 900 milyon dolar zaten ödeme yaptık. Ve iki tanesinin teslimatı da orada bize yapıldı. Şimdi orada bizim pilotlarımız eğitim uçuşlarını da bu arada yapıyorlar. Bizim bu noktada herhangi bir olumsuz endişe taşımıyoruz. Pahalılığı en temel besin olan ekmeği de vurdu. İstanbul'da ekmeğe 25 kuruş zam var. %20'lik zamla bir ekmeğin fiyatı 1,5 TL oldu. Dar gelirlinin en temel besin maddesi olan ekmeğe zam geldi. İstanbul'da bir ekmek artık %20 zamla 1,5 liradan satılıyor. İstanbul'da fırınlar ikiye ayrılıyor. Ticaret odasına bağlı olanlar ve fırıncılar odasına bağlı olanlar. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlar ekmeğe 25 kuruş zam yaptı ve 1,25 TL olan ekmek 1,5 TL'ye satılmaya başlandı. İstanbul Ekmek Fırıncıları Odası da ilerleyen günlerde zam yapacaklarını duyurdu. Un çuvalının 70 liradan 90 liraya çıktığını söyleyen İstanbul Ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin, un fiyatları çok zamlandı. Biz de ekmeğe zam yapmak durumunda kaldık. Ayrıca maliyetlerimiz de fazlasıyla arttı, dedi. İstanbul'un bazı semtlerinde ekmek 1,5 TL'ye satılmaya başlandı. Fırıncılar Odası'nın da zam yapmasıyla şehir genelinde ekmeğin fiyatı 1,5 TL olacak. İstanbul Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bir bina canlı yayında büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın önceden boşaltılmasıysa olası bir facianın önüne geçilmiş olundu. Murat geliyor. Aha geliyor. Girme!
İstanbul Beyoğlu'nda ruhsatsız bina böyle çöktü. Murat geliyor. Ha geliyor, geliyor, geliyor. Sütlüce'de yol kenarında bir otel inşaatı için temel çalışması yapılıyordu. Sabah saatlerinde önce kazı alanıyla diğer evleri birbirinden ayıran istinat duvarı çöktü. Ardından tepelik alanda bulunan binaların altındaki toprak kaymaya başladı. Kesinlikle olarak söyleyemiyorum ama orada bir iş makinesi aracı. Tehlikeli durumdaki 3 bina boşaltıldı, su, elektrik ve doğal gazları kesildi. Pantolonumu dışarıda giydim, sokakta giydim, sokakta. Kendimi dışarı attım. 1,5 saat içerisinde belediyemiz bu gördüğünüz 3 tane binaya müdahale etti, oraları tahliye etti, elektriğini, suyunu, doğal gazını kesti. Şu anda gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Hayati bir tehlike şu anda insanlar için söz konusu değil. Çökme tehlikesi yaşanan binalardan birinin ruhsatsız olduğu öğrenildi. 94 yılında yapılmış ruhsat iskanı olmayan bir bina, aşağıdaki istinat duvarının yıkılması yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor. Hep birlikte görüyoruz zaten. Altındaki toprak tamamen boşalınca 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Murat geliyor. Ha geliyor, 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 geliyor. Temel kazısı yapılan oteli futbolcu Arda Turan'ın kardeşi için yaptırdığı iddia edildi. Vatandaşlar bu çalışma sırasında evlerde çatlak oluştuğunu ama yetkililerin şikayetlere duyarsız kaldığını ifade etti. Burada inşaat var, inşaat. Evet. Aşağıya 3 kat iniyorlar aşağıya bodruma. İnmeyin dedik, inmeyin. Yeter dedik, inmeyin. Dilekçe verdik. Belediye dedik ilgilen, indirme. İndirmeyin dedik bunları. Can taşıyor. 18 daire kaç kişi kardeş hesap et ya. Ve sonuç. 18 ailenin yaşadığı bina artık yok. Murat geliyor. Ha geliyor, 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 geliyor. Girme. Yunanistan orman yangını kabusu yaşıyor. 15 farklı noktada çıktı alevler, söndürülemiyor. Bir sahil kasabasındaysa tam anlamıyla facia söz konusu. Alevlerin arasında kalan 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 200 yaralı söz konusu. Yunanistan'da bir kasaba haritadan silindi. 60'tan fazla kişi işte bu yangında can verdi. Ülkenin 3 farklı bölgesinde 15 ayrı noktada eş zamanlı orman yangınları çıktı. Yangınlar rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri bu yangınları söndürmekte yetersiz kaldı. They have asked the EU for help. Rafina şehrinde ise tam bir felaket yaşandı. Deniz kenarındaki Mati kasabası haritadan silindi. Rüzgarın yön değiştirmesi sonucu kısa sürede kendilerini alevler arasında bulan kasaba sakinleri için tek kurtuluş şansı denizdi. Yüzerek bölgeden uzaklaşabilenler canlarını kurtardı. Çoğu yaşlı 60'tan fazla kişi ise hayatını kaybetti. Bazıları dumandan zehirlenerek, bazıları alevler arasında kalarak, bazıları da kaçarken denizde boğularak can verdi. Yaklaşık 200 kişi ise yanma ve dumandan zehirlenme yoluyla yaralandı. Rafina şehrinde alevlerin tehdit ettiği birçok kasaba boşaltıldı. Orduya ait insansız hava araçları da alandaki yüzlerce itfaiyeciye yardım etmeye çalışıyor. Yunanistan'ın yardım talebi sonrası Kıbrıs Rum kesimi ve İspanya'da ülkeye itfaiyeci ve uçak gönderdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yardım teklifinde bulundu. Bosna Hersek gezisini yarıda kesen Başbakan Alexis Tsipras ülkesine döndü. Yangın felaketi sebebiyle parlamentoda bayraklar yarıya indirildi, 3 günlük yas ilan edildi. Rafina yangını Yunanistan'da 2007'den bu yana en ölümcül orman yangını oldu. 2007'de ülkenin güneyindeki Evia Adası'ndaki orman yangınlarında 77 kişi ölmüştü.
Türkiye 2 haftadır Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim'den iyi haber beklerken şok bir olay yaşandı. Çelişkili ifadeler veren Evrim'in anne ve babası tutuklandı. Küçük kızın traktör kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Türkiye 2 haftadır Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim için dua ediyordu. Bir an evvel bulunup ailesine teslim edilmesi ümit ediliyordu. Aramaya devam, bulana kadar devam edeceğiz. En seçkin arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Hem sivil hem asker yüzlerce kişi 14 gündür Evrim'i arıyordu. Ancak küçük kızın kayıp olmadığı, aslında traktör kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Şok gelişme Evrim'in ailesinin ifadelerinde ortaya çıktı. Jandarma küçük kızın annesi, babası, babaannesi ve amcasının ifadesine başvurdu. Amca Niyazi Atış ve babaanne Satı Atış ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış ise tutuklanarak Zile cezaevine gönderildi. Biz çocuğumuz ama ya, kardeşimizin kaybolduğunu mu ya? Atış ailesinin yakınları karara tepki gösterdi. Ya böyle denesin cinsel olmaları mı ya? Bizi bu hallere koyanlar utansın. Başka bir şey demiyorum ben. Adalet yerini bulacak elde geçti. Baba Burhan Atış'ın ifadesinde kızının traktör kazasında öldüğünü söylediği iddia edildi. İşte çocuk öldü demiş, bir tek cücce daha da bir şey dememiş. Yavrum öldü bu, kimin el öldürdün, kiminle gömdün, ne diye gömdün, kurban olduğum yavrum, yazıktayım mı sana? Bizi de düşün sanki ne var? Öte yandan jandarma ve sivil ekiplerin küçük Evrim'i arama çalışmaları sürüyor. Öğretmen adaylarının gözü bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndaydı sayın seyirciler. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmeni atadı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirdi. Bakanlığın baş öğretmen salonunda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Öğrencilerinizi lütfen ama lütfen, aslında lütfen bile değil, muhakkak surette ayırmayın. Eğer onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış gibi olursunuz. Onlar bizim için gerçekten büyük değer ve onların sadece akademik başarılarıyla övünmeyin. Eğer öğrenme güçlüğü olan ya da bazı akademik sorunlar yaşayan çocukların başarısı neyse sizin başarınız odur. Asıl muvaffakiyet bu tür çocuklar üzerinde sağladığınız ilerlemedir. Bakan Selçuk konuşmasının ardından kura işlemini başlattı. Atamaya 50.314 aday başvurdu. Sonuçlara göre toplam 20 bin öğretmen adayının ataması gerçekleşti. Sözleşmeli öğretmenler atandıkları yeri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenirken, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 85 branşta 75 ile atama yapıldığını söyledi. Sizlere, ailelerinize, vatan ve millete hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. 5 bin ücretli öğretmen atamasının da yapılacağını belirten Aydoğdu, onların da mülakat işlemlerini Ağustos ayında bitirmiş olacağız. 17 Eylül'de okullar açılmadan önce 25 bin öğretmenimizin atanmasını gerçekleştirmiş olacağız dedi. Öte yandan Aydoğdu, Türkiye genelindeki öğretmen sayısının 900.525 olduğunu belirterek, Türkiye geneli öğretmen doluluk oranımız %87'dir. 20 bin öğretmen atamasıyla beraber toplam öğretmen sayımız 920.525 olacaktır. Türkiye geneli öğretmen doluluk oranımız ise %87'den %89'a çıkacaktır ifadelerini kullandı. Meclis Genel Kurulu'nda gergin anlar vardı. Terörle mücadele yeni düzenlemeler içeren teklifin görüşmeleri sırasında söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık sert ifadelerle AKP'yi eleştirdi. HDP milletvekilinin sözleri genel kurulu karıştırdı. Hakaret etme imkanı vermiyor bu kürsü kimseye. Lütfen Sayın Şık, bir dakika. Sözünüzü kestim, mikrofonu kapattım. Meclis yeni döneme de hızlı girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde görüşmeler sürerken ortalık karıştı. Teklifin birinci maddesi için partisinin verdiği önerge üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti iktidarının meşru olmadığını iddia etti. İktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı yeterli gelmediğini biliyorsunuz. Bir dakika, bir dakika. Yüzsüzlükle... Bir dakika.
Bir dakika sözü kestim. Sözünü kestim. Bir dakika Hatibi. Tepki çeken bu sözlere Meclis Başkan Vekili Mustafa Şentop müdahale etti. Böyle şey olamaz. 67. maddeye göre hakaret etme imkanı vermiyor bu kürsü kimseye. Lütfen Sayın Şık. Bir dakika. Sözünüzü kestim. Mikrofonu kapattım. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Kimseye hakaret etme imkanı vermiyor bu kürsü ya. Hakaret etme imkanı yok. Böyle şey olamaz. Böyle şey olamaz. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Ahmet Şık'ın sözlerinin ardından önce AK Parti milletvekilleri, daha sonra HDP milletvekilleri kürsünün önüne geldi. Gerginliğin devam etmesi üzerine Meclis Başkan Vekili Şentop birleşime 5 dakika ara verdi. Bir süre kürsü önünde karşılıklı olarak sözlü sataşmada bulunan milletvekilleri daha sonra yerlerine geçti. Aranın ardından Ahmet Şık'a geçici olarak 2 birleşim meclisten çıkarılma cezası verildi. Meclisten geçici olarak çıkarılma cezası alan Ahmet Şık'ın 1 aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek. Çiğ köfte en güzel hangi ilde yapılıyor? Elazığ mı, Adıyaman mı yoksa Şanlıurfa mı? Bunlar tabii ki en iddialı iller. Bir de çiğ köftenin patent meselesi var. Etli çiğ köfte Şanlıurfa adına tescilliydi. Etsiz çiğ köfte ise Adıyaman'a tescillendi. Elazığ, Şanlıurfa ve Adıyaman. Bu şehirler arasında çiğ köfte mücadelesi sürüyor. Şanlıurfa 2008 yılında etli çiğ köfteyi tescil ettirmişti. Etsiz çiğ köfte ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Adıyaman'a tescillendi. 2015 yılında biz bu işe başvurduk. 2018 yılında bunun marka tescilini bitirdik. Şanlıurfalılar yeni çiğ köfte patentine itiraz etti ama itiraz kabul edilmedi. Şanlıurfa bu işe itiraz bir dilekçesi olmuştu. Çiğ köfte bize aittir diye, ama o itiraz dilekçesinin de reddedildi. Şanlıurfa yıllar önce onlar da etli çiğ köfteye başvurmuşlar. Yani patentini, coğrafi işaretini Şanlıurfa almış. Ama biz etsiz çiğ köfteyi patentine başvurduk. Etsiz çiğ köfte patenti şu anda Adıyaman'a ait. Öte yandan Adıyaman'da çiğ köftenin onlarca farklı türü var. Bu çiğ köfteleri yemek için Türkiye'nin dört bir yanından turistler Adıyaman'a geliyor. Adıyaman'da da buradanın çiğ köftesini, meşhur çiğ köftesini tadıyoruz. Çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Çiğ köfteyi çok güzel buldum. Gerçekten çok lezzetli. Adıyaman'ın çiğ köftesini ilk defa tadıyorum. Yurt genelinde yaşanan trafik kazalarının bilançosu yine acı bir tabloyu karşımıza çıkarıyor. 11 kişi can verdi. 55 kişi yaralandı. Başkent Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil yol üzerindeki köprü ayağına çarptı. Araçtaki 4 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Kayseri'nin Develi ilçesinde traktöre arkadan çarpan araç takla attı. Araçta bulunan 3 kişi olay yerinde can verdi. Tekirdağ'da su tankeriyle otomobil çarpıştı. Hurda yanına dönen otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Sefaköy'de E5 karayolunda ilerleyen bir otomobil yol ayrımında tabela direğine çarptı. Araç sürücüsü hayatını kaybetti. Amasya'da yolcu otobüsü önünde seyir halindeki büyükbaş hayvan yüklü tıra çarptı. Otobüsteki yolculardan 22'si yaralandı. Tunceli'de düğünden dönenleri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. 4'ü çocuk, 21 kişi yaralandı. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde ters yöne giren otomobil, karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpıştı. 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. İstanbul Beşiktaş'ta rampadan inen taksi, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda duramayıp sokağın altında bulunan bir evin yatak odasına girdi. Taksi içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kütahya'da bir otomobil önünde seyreden traktöre çarptı. Ön kısmı parçalanan araçta ikisi ağır 3 kişi yaralandı.
Kars'ın meşhur kazlarına hastalık vurdu bugünlerde. Binlerce kaz telef oldu. Hastalığın ne olduysa tespit edilemiyor. 25 yaşındaki genç bir girişimci 2000 kazıyla birlikte hayallerini de toprağa gömdü. Hayallerimi, kazlarımı hani hepsini toprağa gömdüm. Umutlarımı, geleceğimi hepsini toprağa gömdüm. Asmin İncidal, Kars Kafkas Üniversitesi'nde öğrenci. Genç girişimci kaz çiftliği kurarak hayallerinin peşine düştü ama olmadı. Kars genelinde kazları vuran hastalık onun çiftliğini de vurdu. Kazlarımın %90'ı telef oldu. Hani hastalık çıktı. Hiçbir şekilde çözüm bulamadık. Gördüğünüz gibi bütün kazlarım hepsi toprağa gömüldü. Yani hepsini gömmek zorunda kaldım. Bir ay içinde 2000 kazı toprağa veren Asmin İncidal'ın elinde sadece 13 yavru kaldı. Benim hani umutlarım, hayallerim vardı. Bu kazları hani bu işe, bu çiftlik işine girdiğim zaman bu kazları hani çiftliğimi daha da büyük tesis haline getirip Türkiye'nin 80 iline kendim hani pazarlayacaktım, kendim gönderecektim. Kars kazın önemini hani gösterecektim insanlara. Kazların ölümüne sebep olan hastalığın ne olduğu da belirlenemedi. Yetkililer kazlardan numune alarak incelemeye gönderdi. Kazlarım hepsi telef oldu. Yardım da alamadım. Hani bilmeyen bir hastalıktan dolayı bütün kazlar öldü. Hani yapabilecekleri bir şey de olmadığını söylediler. Ben de böyle 12 kazımla ortada kaldım. Yapabileceğim de hiçbir şey yok. Ben öğrenciyim. Yani kaldım böyle ortada. Hayallerimi, kazlarımı hani hepsini toprağa gömdüm. Umutlarımı, geleceğimi hepsini toprağa gömdüm. Marmara bölgesi 24 saattir yağış altında, gök gürültülü sağanak yağış. İstanbul ve Tekirdağ'da kameralara şimşeklerinde görsel şöleni yansıdı. Kaçınılmazdı. Gök gürültülerinde ve gök gürültüleri eşliğindeki şimşeklerin dansını yorumsuz aktarıyoruz sizlere. Evet sayın seyirciler, bu haberle beraber bültenimizin de sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar.